Allah Resulü'nün sağlığında başlayan hadis toplama faaliyetleri, onun irtihalinin ardından zamanla hız kazanmış, cem, tedvin ve tasnif dönemlerinin ardından telif edilen hadis eserlerinin zevaidi, tetinmesi, ikmali ve bütün hadislerin belirli eserlerde toplanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra bu eserlerde yer alan hadislere ulaşımı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara yönelilmiş, hadisin ilk ravisi ve konu başlığıyla hadislere ulaşma yolları yanında etraf kitaplarıyla, hadislerde geçen belirli cümle gruplarıyla da hadisleri bulma konusunda kolaylıklar sağlanmıştır. Bu bağlamda 14 asır boyunca pek çok alim çeşitli şekillerde hadisleri bir araya getirmiş ve hadis kitapları üzerinde yeni çalışmalar yapmışlardır. Bu gayretler günümüzde de belirli ölçüde devam etmektedir. Hayli çeşitlilik arz eden bu çalışmalardan biri de temel hadis kaynaklarında zikredilen hadisleri bulmaya yardımcı olan eserlerdir. Bu tür çalışmalar tarihte olduğu gibi günümüzde de devam etmekte, hadis bulma işlemi sanal ortamda daha da kolaylaştırılarak okuyucuların istifadesine sunulmaktadır. Temel hadis kaynaklarındaki hadisleri bulmak için yazılan bu tür eserlerden faydalanabilmek için en azından temel düzeyde Arapça bilmek gerekir. Bununla birlikte sayıları çok az da olsa Türkçe kaynaklar da bulunmaktadır. Bir diğer önemli husussa söz konusu eserlerden nasıl faydalanılacağının bilinmesidir. Aşağıda bir hadisin araştırılıp bulunabilmesi için hangi kitap ve programlardan nasıl faydalanılacağı konusu işlenecektir. Hadislerin hangi kaynakta geçtiğini bulmak, önceleri telif edilen kitaplar sayesinde mümkünken, 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren sanal ortamdaki imkanlar da devreye girmiştir. Konularla ilgili olarak kullanılacak anahtar kavramlar, sanal ortam, program, cerh ve tadildir. Bu programı izledikten sonra doğru hadislere nasıl ulaşılır? Sanal ortamda hadis bulma yöntemleri nelerdir? Hadis bulma programları nelerdir? Temel hadis kitaplarına kolay erişim nasıl sağlanır sorularına cevap bulabileceksiniz. Gerek klasik dönemde, gerekse çağımızda temel hadis kaynaklarından daha kolay istifade etmeyi amaçlayan muhaddisler, araştırmacılar, söz konusu eserlerdeki hadisleri gösteren eserler kaleme almışlardır. Klasik usul daha çok bir hadisin baş tarafını zikretmektedir. Dolayısıyla bu eserlerden faydalanmak isteyen okuyucunun özellikle hadisin ilk kelimesini bilmesi gerekir. Yakın dönemde ise herhangi bir kelimesinden hareketle hadisin kaynağını gösteren konkordans telif edilmiştir. Şimdi sırasıyla bu eserleri tanıyalım. Bu eserin tam adı El-Camius Sahir min Hadisil Beşir'in Nezir'dir. Müellif bu kitabında genel olarak kavli hadisleri ilk bir ya da iki kelimesini zikrederek sıralamıştır. Suyuti birçok kaynaktan oluşturduğu eserinde esas aldığı kitaplar için genel olarak rumuzlar kullanmaktadır. Bu rumuzlardan hangi kitabın kastedildiğini ise eserin başında zikretmiştir. Sık kullanılmayan kitaplarda ise eserin ve yazarın ismi doğrudan kaydedilmektedir. Suyuti eserinde mevzu hadisleri almadığını belirtmektedir. Dolayısıyla eserde sadece sahih, hasen, zayıf hadisler bulunmaktadır. Bunu belirtmek için müellif her bir hadisin sonuna rumuzlar koymuştur. Buna göre sah, sahih, ha, hasen, dat, zayıf demektir. İsmail bin Muhammed el-Acluni'nin eserinde insanların yaygın bir şekilde hadis diye söylediklerinin gerçekte ne olduğu araştırılmıştır. Dolayısıyla bu kitap, hadis olup olmadığında tereddüt edilen bir söz duyulduğunda ilk bakılması gereken eserlerden birisidir. Bu kitaptan hadis veya bir söz araştırılırken rivayetin ilk kelimesinin bilinmesi gerekmektedir. Keşf-ül hafa konusunda bilinmesi gereken en önemli özellik ise bir hadisin bu kitapta zikredilmiş olması onun sahih, zayıf ya da mevzu olduğunu göstermemesidir.
Önemli olan müellifin hadis hakkında verdiği bilgilerdir. Müellif incelediği hadisler hakkında genel olarak önceki alimlerden faydalanarak bilgiler nakletmiş, bazen de rivayeti aslı yoktur veya güzel sözdür şeklindeki ifadelerle değerlendirmiştir. El-Mu'cemül Müfehresli El-Fazil hadis adıyla da bilinen bu eser, 1916 yılında telif edilmeye başlanmış, bütünüyle tamamlanması 50 yıldan fazla sürmüştür. İslam dünyasından Muhammed Fuat Abdülbaki'nin yanı sıra birçok batılı ilim adamı tarafından oluşturulan bu eser Kutub-i Tisa'da geçen hadisleri içermektedir. Bir hadisin kaynağı bulunmak istendiğinde en nadir kullanılan anahtar kelimelerden hareketle hadisin 9 eserin hangi bölümlerinde geçtiğine dair bilgilere ulaşmak mümkündür. Çalışmada Buhari'nin El-Camiyus Sahihi Ha, Müslim'in El-Camiyus Sahihi Mim, Ebu Davud'un Es-Süneni Dal, Tirmizi'nin Es-Süneni Te, Nesai'nin Es-Süneni Nun, İbn-i Mace'nin Es-Süneni Ceh, ilk 23 sayfada Gaf, Darimi'nin Es-Süneni Day, Malik'in El-Muvatta'ı Tı, Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned'i Ham, ilk 23 sayfada Hal, Rumuzi ile gösterilmiş, ayrıca hadisin sözü edilen kitap, bab veya sayfada birden fazla geçtiğine işaret etmek üzere ilgili yerdeki tekrarın sayısına göre yıldız işareti konulmuştur. Hadislerin arkasında kaynağı göstermek için verilen kısaltmalardan sonraki kelime ve rakamlar, Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve Darimi'nin eserlerinde kitap adı ve bab numarasını, Müslim ve Malik'in eserlerinde kitap adı ve hadis numarasını, yani Müslim'in mukaddemesinde sayfa numarasını, Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned'inde cilt ve sayfa numarasını göstermektedir. Konkordanstan bir hadisi bulup da asıl eserden kontrol etmek için aynı zamanda konkordansta esas alınan hadis kitaplarının bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda ilmi usullere uygunluk açısından konkordanstan bulunan bir hadisin esas kaynağına ulaşıp gerekli kontrolleri yapmaksızın doğrudan kaynak vermekten de kaçınmak gerekir. Cevami'ül Kelim programı hadis alanında en geniş arama motorlarından birisidir. Cevami'ül Kelim arama motoru program yönüyle öne çıkmaktadır. Burada aranılan hadisin diğer hangi kaynaklarda zikredildiği, ravilerin kimlikleri, cerh ve tadil durumları, hadisteki garip kelimeler ve daha birçok ek bilgi elde edilebilmektedir. Klasik dönemden itibaren bir hadisin kaynaklarda nerelerde bulunacağına dair eserler yazılmaya başlamıştır. Bu kaynaklarda hadislerin bulunması için ilk kelimelerinin bilinmesi gerekmektedir. Özellikle Suyutuni'nin El-Camiyus Sairi ile Acduni'nin Keşfül Hafası en çok kullanılan kaynaklardır. Batılı ilim adamlarınca gerçekleştirilen Konkordans adlı kitap, Kütüb-i Tisa'da geçen hadisleri herhangi bir kelimesinden hareketle bulmaya imkan vermektedir. Söz konusu kitapta arama yaparken nispeten nadir kelime veya fiillerden hareket edilmeli, muhtemel hatalar için de hadislerin ilgili hadis kaynaklarından kontrol edilmelidir. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle hadislerin herhangi bir kelimesinden hareketle aramaya imkan veren programlar yapılmaya başlandı. Özellikle kullanıcılar 10.000'i aşkın kitap içermesi nedeniyle Şamile programını tercih etmektedirler. Öte yandan Cevami'ül Kelim arama motoru ise program yönüyle öne çıkmaktadır. Zira burada aranılan hadisin diğer hangi kaynaklarda zikredildiği, ravilerin kimlikleri, cerh ve tadil durumları, hadisteki garip kelimeler ve daha birçok ek bilgi tek tuşta elde edilebilmektedir. Türk okuyucunun en çok ihtiyaç duydukları Türkçe hadis aranması ise hikem.net sitesiyle kısmen karşılanmıştır.
Ama bu site istenilen manada ihtiyaca cevap vermekten şimdilik uzaktır. Kitaplardan ya da sanal ortamda hadis tespit edildikten sonra bulunan hadisin kaynağından kontrol edilmesi muhtemel hataların önüne geçecektir. Bu durum, öğrencilerin en azından Kütüb-i Tis'a'yı görüp tanımaları, söz konusu kitapların rivayet sistemlerini öğrenerek kullanabilmelerini sağlayacaktır. Bu programda doğru hadislere nasıl ulaşılır? Sanal ortamda hadis bulma yöntemleri nelerdir? Hadis bulma programları nelerdir? Temel hadis kitaplarına kolay erişim nasıl sağlanır sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, hadis ders kitabının 10. ünitesinde yer almaktadır.